işin sonu Allah, koruyacaksa Allah, demeliyiz Bismillah. Her işin önü Allah, her işin sonu Allah, koruyacaksa Allah, demeliyiz Bismillah. Bismillah, Bismillah, Bismillah de Bismillah. Bismillah, 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 Rahman Allah, Rahim Allah, ya Bismillah. Dışın için gidişin hem gelişin, ilk adımda Bismillah. Hayırlı olsun işin, nurlu olsun için dışın, gidişin hem gelişin, ilk adımda Bismillah. Bismillah, Bismillah, Bismillah de Bismillah. Bismillah, 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 Rahman Allah, Rahim Allah, ya Bismillah. O tek dostumdur billah. Kelime-i kerim, kelime-i bismillah. Cenab-ı Rabbim Allah, o tek dostumdur vallah. Dirilişimiz felah, kelime-i bismillah. Bismillah, Bismillah, Bismillah de Bismillah. Bismillah, 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 Rahman Allah, Rahim Allah, ya Bismillah. Bismillah evveli, Bismillah ahiri, Bismillah de Bismillah de. Ve Rahim olan Allah'ın ismiyle, onun müsaadesi, izniyle Gurbetten Sıla'ya programımız, gönül muhabbetimiz, 2013 yılında 1 Şubat'ta başladığımız bu Gurbetten Sıla'ya bir gönül köprüsü kuracağız diye başladığımız programımızı Bismillah deyip Besmele ile Ankara'mızdan, Kanal 5'imizden başlatıyoruz. Rabbim hayırlı mübarek eylesin. Gönüllerinize inşallah güzel namelerle, ekibimizle, ilahilerimizle, sohbetlerimizle, işte her zaman diyoruz ya, çayınıza, çorbanıza, namaz aranıza, muhabbetinize ortak olalım istiyoruz. Bu muhabbet programına hoş geldiniz diyoruz. Bu akşam Mekke'nin fethi özel olarak Gurbetten Sıla'ya giriyor. İnşallah o minvalde sohbetlerimiz olacak. Bu geceyi güzel, feyizli bir şekilde geçiresiniz istiyoruz Kanal 5 ekranlarından. İnşallah dua edersiniz buradaki yapımcılara, bizlere. Ve bundan sonraki programlarda da inşallah muhabbetimiz pazar akşamları 20.15'te Kanal 5 ekranlarından olacak. Hepinizi saygı, muhabbetle selamlıyoruz. Konuklarımızla muhabbete geçeceğiz. Konuklarımız birbirinden değerli, çok sevdiğiniz konukları ağırlamaya devam edeceğiz. Biz onların aralarında sadece onların
buraya kattığı güzelliğe sunum, işte nasıl derseniz artık, biz de onların arasında geçinip gideceğiz diyelim, öyle diyelim. Şöyle sağdan başlamak sünnettir. Gerçi ekrandakilerin sağı Haşim Akten oluyor. Bizim sağımız Abdullah Pak oluyor. Bizim sağımızdan başlayalım. Aslında büyükten başlamak lazım. Bence büyükten başlayalım. Büyükten başlayalım değil mi? Öyle, ekrandakilerin de sağ oluyor. Haşim Akten hocamız demeyeceğiz, öyle dedi. Abi diyeceksin dedi. Çok sevdiğim bir insan. Programında gözyaşı gecelerinden hepimizin aşina olduğu, tanıdığı o muhabbetinden biz de feyiz aldık. Çok insanın hidayetine vesile olmuştur, öyle tahmin ediyorum. Ben bizzat tanıdığım arkadaşlarım var. Kumar masasından kalkmayan arkadaşlar, o gece itibariyle Haşim Akten sohbetinden sonra, o anlatımdan sonra çocuk kumarı bıraktı. Onu biliyorum yani, kesin. Bana öyle dedi en azından. Çok etkileyici bir sunum. Türkiye çapında değil, dünya çapında programlar yapıyor. İnşallah Haşim Akten abimizle başlayalım. Bir kimdir? Ekranda hep hani orada kimse soramıyor. Haşim Akten nereden geliyor? Nereye gidiyor? Bu kadar koşuşturma, bu kadar program. Ama kimse yakından tanımıyor. Bir şöyle bir yakından tanısınlar. Evet. Nereden gelir, nereye gider? Şimdi hadi olan Allah bir. Eyvallah. O kardeşimizin gönlünde demek ki güzel bir şey vardı. Allah da onun kalbinde hadi olan Allah ilham verdi. O kendinde olan bir güzelliğe geri döndü. Allah'ın lütfuyla bir. İkincisi, şimdi şöyle söylüyorum, kimsin filan sorular olduğu zaman. Diyorum ki hadi kardeşim, bugün Mekke'nin fethinin yıl dönümü. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendilerine bu kadar işkence yapan, zulümler yapan o müşriklerin olduğu Mekke'yi fethetti. Oraya girdi. Girerken şöyle seslendi. Yahut girerken önce o kargaşa var, savaş ortamı. Sokak başında yavrulayan bir köpek gördü. Yavruları yeni doğmuş. O kargaşada o köpeklere ve yavrularına bir şey olmasın diye başına nöbetçi dikti. Bu yavruları koru diye. O savaş ortamı. Bir fetih gerçekleşmiş. Sonra yürüdü. O sahabilere müthiş, yani korkunç işkenceler yapan o müşrikler oradalar. Orayı fethetmişler. Artık kim kimi tutabilir? Öyle bir ortamdayken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle sesleniyor. Ya Ali, Allah'ın arsana Ali'ye sesleniyor. Ya Ali, bir kişinin dirilmesi binlerin ölmesinden daha iyidir. Böyle bir peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ümmetiyiz. Ama kaçımız ne kadar tanıyoruz? Meçhul. Haşim Akten'i tanısa ne olur, tanımasa ne olur? Ama biz bana bu soruyu soranlara diyorum ki git kardeşim önce Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı tanı. Gelin onu konuşalım. Birbirimizi boş verin. Günahkarın teki. Yani eksikleri, hataları, kusurları çok olan birisi. Yani bunlar için gözyaşı döküyor. Kendine ağlıyor aslında ama millet de belki herkes de kendi günahlarını hatırlıyor. Ona ağlıyor, onu bilmiyoruz. Sadece özet olarak şöyle söyleyeyim. Şimdi hepten de sanki kendimi saklama şey gibi olmasın. Konyalıyım. Eyvallah. Ya. Selçukluyum, Osmanlıyım. Evet, biz Selçukluyuz Konya olarak. Yani, ama Selçuklu da olmasa Osmanlı olmayacaktı Haşim abi. Evet, Selçuklu olmasaydı Osmanlı olamazdı zaten. Yani öyle bir şey olamazdı. Selçuklu Osmanlı'nın temeli. Yani Hazreti Mevlana ile aynı şehirde doğmuş olmak, onun şehrinde yaşamış olmak güzel bir şey, güzel bir duygu. Yaptığım iş gözyaşı geceleri 33 yıl oldu. Türkiye ve Avrupa'yı dolaştık. Herkes az çok tanıyor zaten. Yani İnşallah o programdan da bir bölüm biraz sonra alacağız.
o anlatımı hepsi bu kadar işte. Yani Anadolu'dan kendilerinden, onların arasından birisi, hepsi bu kadar. Haşim abi, az önce söylediğinizde bir ilave yapacağım acizane. Ben de diyorum ki, hani buyurduğunuz ya, Efendimiz'i ne kadar tanıyoruz. Bugün yeryüzünde hani babalar evlatlarına Muhammed ismini veriyor saygıdan, Efendimiz'e muhabbetinden dolayı. Ama çocukların içi doldurulmadığı için o isme hiç benzerliği olmayan Muhammed de var. Ali ismini veriyorlar. Hazreti Ali, Ali'ye benzemeyen o kadar o ismi taşıyanlar var. Cenab-ı Allah isimlerimizin ne manaya geldiği, niçin verildiğini bilip en azından evet, isimlerimize layık, hani evet, bir şey yaptığın zaman isminden utan derlerdi ya, ya veya sakallıysa bir yere gireceği zaman ya işte sakalından utan der en basitinden. Şimdi bu çok güzel bir aslında bir disiplin, bir terbiye. Bunlar biz son zamanlarda ihmal ettik ki böyle bir ismine benzemeyen ucube Muhammedler, Ali'ler. Bunlar isimlerinin aslına dönecekler ya. İnşallah. Kimse endişeye kapılmasın İnşallah. Yani. İnşallah. İnsanoğlu hataları vardır, eksikleri vardır ama ismine onlar dönecekler. Öyle isimler, güzel isimler. O isimlerin hatırına Allah onları bırakmaz ya. Yani herkes bir... Kimse endişe etmesin. Herkes yani. Birer Abdullah, Allah'ın kulu olacak diyorsunuz. Olacak, olacak. Hiç kimse İnşallah biz de o zaman Abdullah Pak kardeşimize topu atalım. O isimden devam edelim. Abdullah Pak, ismi de Pak. Evet, soy ismi de Pak. Şey diyorum ya, Allah'ın kulu temizdir. Eyvallah. Diye bir açıklama yapıyorum. Şimdi Haşim Hocam'ın birçok programını izledik. Kendisini de hasreten tanıyoruz ama tanışma şansımız olmamıştı. Bu program da bizim için bir vesile oldu. Mekke'nin fethi dendi. Bizim öz değerlerimizden işte uzaklaşmamız, yani gurbetten sılaya yaparken de biraz herhalde bizim o gurbette olduğumuz halimizle sılada kaldığımız halimiz arasında çok fark var. Gelin biraz o günleri hatırlayalım gibi bir şeyle çıktınız herhalde. Yok, programa gurbet, çıkarken aslında, gurbetten sılaya. Abdullah Bey kardeşim, gurbet yani Müslümanın gurbeti dünyası. Eyvallah. Sılası cenneti inşallah Eyvallah. Olsun herkesin. O manayla ısına verdik. Biz gurbette büyüdük ama sılamız bura, rotamızı kaybetmeyelim diye. Orada ilk Avrupa'da başladığımız için bu işe gurbetten sılaya diye başladık. Ama aslında gözden uzak olduğun anda gurbettesin. Hani karı koca oturuyorlarmış. Ben bunu birkaç defa anlattım. Hanım diyor, bir mutfağa kadar bir git. Hanım gidiyor. Hanım diyor, beni görüyor musun? Görmüyor. O zaman şu anda gurbettesin diyor. Eyvallah. Biz de gözden uzak olduğumuz andan itibaren bizim gurbetimiz ama dünya zaten Müslümanın gurbeti. Eyvallah. Şimdi acizane ben de bu toprağın çocuğuyum. İsmim Abdullah. Çorum Alacalıyım. Dünyanın merkezinden geliyorum. Dünyanın merkezinden geliyorum. Öyle bir şey var. Biz de Sivas diyoruz ama. Yani bilmiyorum artık bu konular çok böyle tartışılan mevzular oldu ama bir ara işte Google'da falan böyle yayınlanınca ortalık bir karıştı. Dünyanın merkezi Çorum'muş gibi falan algılandı. Biz diyoruz, inanmazsanız ölçün diyoruz. Ya Sivas tabii. Yani Nasrettin Hoca'nın hesabından da gitmek lazım. Böyle işi kolaylamak lazım. Şimdi aslında radyo programcısı, işte televizyon programcısı ve kitapçı olan bir Abdullah. Benim hayatım daha çok kitapların arasında geçiyor. Çünkü televizyon ve radyoda işte belli zaman dilimlerini kullanıp insanlara bir şeyler anlatıyorsunuz ama benim asıl maişetimi kazandığım iş kitap. Eyvallah. Biraz da dostlara şunu söylemek lazım. Kitaplar insanların hayatlarında rota ve yol çizme noktasında çok önemli kılavuzlardır. Belki de Allah'ın kelamına ilk başladığında oku diye başlaması, insanın ilk önce kendini okumaya çalışması, işte o gayretin devamında gelmesi ve devamında işte bizim söylediğimiz, zaten biz gurbetteyiz. Niye gurbetteyiz? Çünkü gurbet Allah'tan uzak olduğunuz yer gibi bir şey oldu biraz önceki cümlede. Şimdi böyle bir durum olunca, ortaya böyle bir şey çıkınca, biz de şiiri seviyorduk. Şiir okuduk bol bol. Kitap okumayı da seviyorduk. Ve şimdi kitaplar, şiirler, bunlar üst üste koyduğumuzda hayatın bir yerinde bizim de bir duruşumuz olması gerektiğini, bir şeyleri sormamız gerektiğini ortaya koydu. Biraz önce ismini koyduğumuz ama hayatını bilmediğimiz
bir peygamberden bahsettik. Alemlerin efendisi, 18 bin alemin Mustafa'sı diye söylediğimiz. Ama savaşın ortasında o ahlaktan falan bahsedenler var ya, savaşın ortasında o köpek yavrularının başına o insanı dikip de bunlardan mesulsün diyen insan. Yani öyle naif bir hayatı var ki kendisinin. Yani aşktan falan bahsediyorlar, işte böyle kişisel gelişimden falan bahsediyorlar. Ama peygamberin hayatına baktıkları zaman tebessüm sadakadır diyor mesela. Ama hepimizin suratı bir karış. Örnek veriyorum. Sadece bu. Veya bir ilave yapayım. Bir selam vermek mesela. Şimdi Kabe, hani evet, Mekke fethedince Kabe'nin etrafındaki putları kırıyorlar. Hatta o hışımla anahtarı alıyorlar. O işte Kabe'nin bekçisinden anahtarlarını. Daha sonra Hazreti Ali Efendimiz'e galiba, Efendimiz buyuruyor ki git anahtarı ehline teslim et. O zat da o şeyle, hareketle Müslüman o incelikle, evet, nezaketle. Anahtarı almışsın, niye verir insan? İşi, emaneti ehline teslim et diyor, temizledikten sonra. Eyvallah, buyurun. Çok güzel bir şey. Şimdi hayatımızın içinde öyle yerlerde kalıyoruz, öyle zamanlarda kalıyoruz. İşte teknolojimiz var, dijital alemi kullanıyoruz, her şeyden haberdarız, her şeyi biliyoruz. Velakin bazen öyle anlar oluyor ki Allah'ın kitabından duymadığımız bir yeri söylüyor adam. Ya diyorsun, bu Kur'an-ı Kerim'de var mı diye soruyorsun. Var diyor, işte falanca ayet. Tekrar Müslüman filan. Allah Allah. Yani ondan habersiz olduğumuz için zannediyoruz ki bu düzen hep böyle gidecek. Hani hep anlatıyoruz ya, işte dünyayı şöyle yönetiyorlar, böyle yönetiyorlar. Hayır. Biz gerçekten Allah'a kul olsak, biz gerçekten Allah'a kul olmayı becerebilsek. Çünkü peygamber için şöyle diyorlardı. O yetim ya. Yani onu o yetim haliyle dünyayı değiştiren adam haline getiren bence onun Allah'a olan imanı, Allah'a olan güveniydi. Biz şu an paraya daha çok güveniyoruz, farkında değiliz. Mala daha çok güveniyoruz, farkında değiliz. Öyle olduğu için de ne diyor Allah-u Teala? Dünya bir oyun ve eğlencedir. Buyurun, eğlence hali. Yani şu anki yaptığımız, çektiğimiz sıkıntıların hepsi o. Kul olduğumuzu fark etsek bütün her şeyi çözmüş olacağız diye düşünüyorum. İnşallah. Ne güzel bir, yani bu... Ya bütün her şeyi çözebiliriz de. Kul olduğumuzu. Yalnız şunu kimse unutmasın yani. Burası cennet olmaz. Burası cennet değil. Tabii ki. Burada dertler devam edecek. Eyvallah. Sıkıntılar devam edecek. Yani biz hemen Allah'a güzel kul olunca bütün dünyanın hakimiyeti bizde olacak. Her şey çok güzel olacak. Mükemmel olacak. Böyle bir şey yok. Yani kıyamete kadar dertler, herkesin derdi devam edecek. Sıkıntısı devam edecek. Mücadele. Asıl olan o dertlerin içerisinde o güzelliği yakalayabilmek. İbrahim Aleyhisselam'ın ateşe atıldığında çiçek bahçesinde oturduğu gibi oturması. Herkese bir İbrahim olmak yakışır. Yani bu dertlerin arasında isyan eden, of diyen, çeken değil. Yani o dertler olacak. Kimse işte bana dua et abi, benim derdim bitsin. O derdim biter, öbürü başlar. Yani dert bitmez. Ama Allah bize bu dertlerin içerisinde güzellikleri yaşamayı, yaşayabilmeyi, o mücadeleyi verebilmeyi nasip etsin. Yani bizim bugün, madem Mekke'nin fethi bugün, yani o fethiyle neyi gerçekleştirdim? Herkes bir anda mükemmel olmadı, cennet olmadı. Burası cennette olmayacak. Önemli olan bizim cennete gidecek bir güzelliği hayatımızda yaşamamız. Mesela bu yani. Güçlü olmak. Aynen. Hani dediniz ya, bir tebessüm. Mesela o dertlerin arasında marifet burada. O tebessümü gösterebilmek. Ne güzel kardeşimsin benim diye birbirimize sarılabilmek. Birbirimizin hatalarını görmeden, kusurlarını görmeden. Şimdi öyle bir zaman diliminde yaşıyoruz ki herkes herkesin kusurunu görmekten başka bir iş yapmıyor. Evet. En iyi yapılan iş şimdi kusur görmek. O yüzden baş verin deyip kusuru görmeden sarılabilmek, tebessüm edebilmek. Yani insanca bir hayat, bunu bu dertlerin arasında, bu sıkıntıların arasında mesela bunu başarmak.
Bunu yaşayabilmek. Güzel olan bu. Şimdi tam mevzu da birbirini zaten tamamlıyor. Bu isterseniz sizin Gözyaşı Gecelerinden bildiğimiz Çalgıcı Ali'ydi değil mi? Evet, Çalgıcı. Onun bir anlatımını alalım sizden. Arkadaşlar da eşlik etsin yavaştan yavaş. Ondan sonra biz ilahiyle bağlayalım. Sonra Abdullah Bey kardeşimizden de hani geldiler, boş gelmedi. Herkes ikramıyla geldi. Ondan da bakalım. Şimdi Çalgıcı Ali çok uzun sürebilir. Bir şiir dinleyelim istersen. Sesinden ben de dinlemek istiyorum. Ondan sonra şiire geçeriz. Ondan sonra mı geçeriz? Hem sonra tamam. Finali de tekrar o parçanın tamam. Devamıyla peki, bağlayacağız. Şimdi şu mikrofonla anlatayım. Size takdim edeyim şöyle. Evet. Gözyaşı Gecelerini Kanal 5 ekranlarından canlı izlemiş olsun. Böyle ışıkların altında hiç konuşmadım. 33 senedir. Hep loş ışıkta, kimse beni böyle açıktan net görmedi. Bir de hiç oturarak sunmadım. Oturarak sunmadım. Yani ama hikaye güzel bir hikaye. Herkesin hayatında bir fetih olmalı. Herkesin hayatında bir hicret olmalı. Yani evet, Çalgıcı Ali. Bizim Çalgıcı Ali, Bağdat'a gidiyoruz. Eskilere gidiyoruz. Bağdat. Hani bizim Bağdat. Şimdi yabancı gibi gözüküyoruz da 500 yıl bizim şehrimiz olmuş Bağdat. Bağdat'ta Çalgıcı bizim Ali. Gündüzleri akşama kadar yatıyor. Akşam olunca meclislere gidiyor, meşk ediyor. Elinde udu var. Çalgısıyla çalıyor. O alemlerde herkesi eğlendiriyor. Sesi çok güzel. Herkes Ali ile mutlu. Ali müthiş. Ama tabii gelsin içkiler, gitsin içkiler. Böyle bir alem yani. Malum bir alemde. Ama herkes Ali'yi istiyor. Ali'den daha güzel. Bunu başarabilen yok. Onlara o alemi yaşatabilen yok. Ali hep böyle gündüzleri uyuyor akşama kadar, akşamdan sabaha kadar çalıyor, söylüyor. İşte 3-5 kuruş oldan aldığı bahşişle hayatını sürdürmeye çalışıyor. Bir gün ne olduysa Bağdat'ta ikindi olmadan gündüz vakti uyanıyor. Diyor, ne zamandır Bağdat'ı gezmedim. Şu Bağdat'ın sokaklarına bir çıkıp gezeyim. Çıkıyor, dolaşıyor. O Bağdat ne kadar güzelmiş derken bir sokak başında bir güzeli görüyor. Güzel ki ne güzel. Müthiş bir güzel. Ali neye uğradığını bilmiyor. Hani aşk bir anda kalbe düşer ya. Anlık bir şeydir aşk. Ali vurgun yemiş gibi kendinden geçiyor. Peşine takılıyor. Tabii o zamanlar gözler görünüyor. O gözler ama ne gözler. Dehşet gözler. Ali artık kendinden geçmiş. Koşuyor peşinden. Ardından boyun onu seyrediyor. Sokağın başına geliyor. Bir bakıyor ki kayboldu. Ali... Ah Ali, ah! Ne yaptın sen böyle? Neye uğradığını bilmiyor Ali. Bu da kimdi? Melek miydi? Yoksa gerçekten bir insan mıydı bu? Bu kadar güzel insanların arasında var mıydı? Ali sağa koşuyor, sola koşuyor ama kızı göremiyor. Evine gidiyor. O akşam yine meclisten onu bekleyecekler. Çalgısını çalıp eğlendirecek insanları. Ama Ali evinden bir adım dışarı çıkamıyor. Mecali kalmamış. Çünkü aşık olmuş. Benim mecalim var deyip de dünyaya koşanların derim ki ben aşkları yoktur. Eğer gerçekten bir aşka tutulmuş olsalardı Ali gibi bir kızı olabilir, başka bir şey olabilir. Yani aşktır insanı insan eden. Ali o gün kendinden geçmiş, mecali kalmamış. Uykuda yok. Elini alıyor,
çalgısını kendi başına bu sefer dertli dertli mızrabını vuruyor. Ah ki ah, uyku yok, sabaha ediyor Ali. Aşıklarda uyku olmaz. Birisi mışıl mışıl eğer uyuyabiliyorsa onda aşk yoktur. O yüzden Mevlana der ya, sevgili geceleyin gelir, uyuma dostum bu gece uyuma. Ali uyumaz ama sevgili belki de bir hayaldi, hayal görmüştü. Ertesi gün tekrar uyanır, Ali tekrar Bağdat'ın sokaklarına düşer. O mahalle senin, şu sokak senin. Onu arar arar, gördüğü yerlerde dolaşır. Bir anda yine o kız karşısına çıkar. Bu sefer kaybetmemek için oradaki esnaflara, insanlara sormaya başlar. Bu kız kim? Tanıyanınız var mı? Herkes Ali'ye, sen şaşkın mısın bire? Kim tanımaz o kızı? Kim peki, söylesenize? Bu Bağdat padişahının kızı Selma'dır. Sultanın kızı Selma'dır. Eyvah der Ali, eyvah. Padişah kızı kim? Çalgıcı Ali kim? Eyvah der, artık Selma'ya kavuşmanın imkanı yoktur. Peşinden gider dertli dertli ama artık padişah kızı olduğunu öğrenmiştir. İmkansızdır vuslat. Geri döner. Vuslata ermek değildir aşk. Aşk hasret çekmektir. Hasret çekmeyen aşkı tadamaz, aşkı bilemez. O yüzden Şems kaybolmuştur. Mevlana o yüzden Şems'i bulamamıştır. Yani aşkı yaşaması için. Neyse, evine gider. Yine dertli dertli çalgısını alır eline. Artık o arkadaşlarının, o çevrenin peşine gitmez. Harçlık da yok. O meclislerde eğlendiriyordu, harçlık alıyordu. Ekmeğini, suyunu, yiyeceğini alıyordu. Kaç gün olmuş, artık bahşiş de yok. Peki ne yiyip ne içiyor? Ali aşk yiyor, aşk içiyor. Aşık olan asla acıkmaz. Hani Hazreti Pir diyor ya, midesi dolanın kalbi boşalır. Midesi boş olunca kalbi doldu Ali'nin. Neyse, günlerdir gitmiyor, kapısına geliyorlar. Ali neredesin? Hadi gel artık, sensiz olmuyor meclisler. Hepsini kovalıyor, gidin diyor, gelmeyeceğim. Selma, 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 Selma. Selma'ya şarkılar besteliyor, Selma'ya türküler söylüyor, yanıyor, yıkılıyor. En sonunda çok yakın arkadaşı geliyor. Ya bir bakıyor ki Ali hasta. Ne yaptın sen Ali? Ne yaptın? Aşık oldum diyor. Ya niye gelmiyorsun? Aşık oldunsa oldun. Kime aşık oldun? Hadi gel gidelim, isteyelim. Eğer vermezlerse kaçırırız. Yapar mısın bir arkadaş? Ya ben seninle arkadaşım, nasıl yapmam? Senin için her şeyi yaparım. Kimmiş sen onu söyle. Ali der ki arkadaşına, sevdiğim kız Bağdat padişahının kızı Selma. Arkadaşı hemen toparlanır. Deli misin sen der ya. Bizim başımızı mı vurduracaksın? Padişah bunu duysa ne yapar? Sen delisin. Ben gidiyorum. Hani her şeyi yaparım demiştin. Hayır hayır, padişah kızına ben başımı vermem. Sen delisin. Sevecek kız mı bulamadın? Ben gidiyorum arkadaş. Hani bana yardım edecektin? Ben sana yardım filan edemem. Seninle görüşmedik. Tam kapıyı kapattı giderken Ali'ye döner ve der ki,
ben sana yardım edemem ama Bağdat'ta Ali Heyçi diye birisi var. Ali Heyçi'ye git. Kim kapısına giderse geri çevirmezmiş. Herkese yardım edermiş. Kimin ne ihtiyacı varsa görürmüş. Sen en iyisi onu bul, ona git. Belki o sana yardım eder. Ay ay ay. Ali arkadaştan da olmuştur. Kimdir bu Ali Heyti? Bir çare bulması lazımdır. Belki bu stata eremeyecek ama aşkına bir derman. Sokaklara düşer bizim çalgıcı Ali. Bağdat sokaklarında dolaşır. Ona sorar, öbürüne sorar. Ali Heyti diye birisi varmış, tanıyor musunuz? Hey, Ali Heyti diye birisi varmış, sen tanıyor musun? Hey, Ali Heyti diye birisi varmış, sen tanıyor musun? Kim tanımaz Ali Heyti'yi? Sen şaşkın mısın? Ali Heyti'yi herkes tanır. Şu aşağı mahallede dergahı var. Gider Ali Heyti'nin dergahını sorar. Kimdir Ali Heyti? Ali Heyti Hazretleri Kerametler Deryası Şah-ı Geylani Abdülkadir-i Geylani'nin ilk halifelerindendir. Ali Heyti Hazretleri. Ali, çalgıcı Ali bunu öğrenir. Eyvah der. Ben bunca günahlara batmışım. Ne yapacağım şimdi? Ya benim kalbimi okursa, ya benim günahlarımı görürse. Velhasıl olsun. Ben Selma için her şeye razıyım. Günahlarım ortaya dökülürse dökülsün. Yeter ki ben Selma için bir şey yapayım. Sevdiği için, aşkı için bir şey yapmayan aşık değildir. Boşuna seviyorum demesin. Ben Allah'ı seviyorum, peygamberimi seviyorum dedin miydi? Bir şey yapacaksın. Aşık sevgilisi için, aşkı için bir şey yapandır. Eğer yapmıyorsan, sadece dilde, dudakta kalıyorsa sahte bir aşıksın sen. Velhasıl Ali Heyti'nin dergahına girer bizim çalgıcı Ali. Çekinir. Ali Heyti'nin dergahına herkes girer. İzin yok, izin almak yok. Büyükler böyledir. Büyüklerin kapısına izinle girilmez. Eğer izin alınıyorsa o büyük değildir. Söyle evladım, bir derdin mi var? Ali çekinir, söyleyemez. Şimdi nasıl desin ben bir kıza aşık oldum? Koskoca bir zat. Hem de Şah-ı Geylani'nin halifesiymiş. Şimdi ben bir kızı sevdiğimi nasıl söyleyeyim? Ali Heyti ısrar eder. Çekinme evladım, söyle derdini. Şey efendim, ben bir kıza aşık oldum. Onsuz yapamıyorum. Güzel şey oğlum, aşık olmak çok güzeldir. İnsanlar aşkı hiç yaşamıyorlar. Sevmesini bilen, hele bu asırda sevmesini bilen kaç kişi var? Herkes öylesine yaşıyor işte. Sevmeden hayat yaşanır mı? Şimdi ortalıkta görünen bütün yanlışlıklar, kötülükler, çirkinlikler artık aşk prangalara vuruldu, zindana atıldı. O yüzden sev oğlum, sev der. Sevmek güzeldir, aşk güzeldir. Peki söyle, kimin kızıymış bu? Hadi gidelim isteyelim onu. Çalgıcı Ali umutlanır. Olsun. Umut da olsa, çare olmasa da bir umuttur. Ali Heyti gibi bir adam padişahın kızını bana nasıl alsın? Ama olsun, ben sevdiğim için bir şeyler yapmalıyım. Efendim der, benim sevdiğim kızın adı Selma. Bağdat padişahının kızı.
Deme be evlat. Ne yapacağız şimdi? Asalet desem asaletin yok. Servet desem servetin yok. Ne yapalım şimdi? Yapmayın efendim. Herkes dediler ki Ali Heyti yardımcı olur. Kimse onun kapısından boş dönmez. Ne olur yalvarıyorum size, benim derdime derman. Ben Selma'sız yapamam. Selma, Selma, Selma. Ay. Sevdin mi adam gibi seveceksin. Delicesine seveceksin. Eğlenmeymiş. İnsanın hayatta en büyük eğlencesi, tat alması, aşık olmasıdır. Aşık olmayanlar ne bilir eğlenmesini? Oy oy ki oy. Yapma efendim. Şimdi beni kapınızdan elim boş mu geri götüreceksiniz? Peki evladım, peki. Aslında Ali Heyti gerçekten aşık mı diye kalbine bakmıştı. Bizim çalgıcı Ali gerçekten aşıktır. Ali Heyti Hazretleri kalbindeki aşkı görünce peki der, adın ne? Ali efendim, adaşmışız. Bak Ali, tamam, sana söz veriyorum, sana Selma'yı getireceğim. Sana söz. Koskoca Şah-ı Geylani'nin halifesi Ali Heyti Hazretleri. Öyle bir masal değil bu. Şimdi Kanal 5'in ekranlarından izleyen gençler varsa bir masal olarak dinlemesinler. Bu yaşanmış bir aşk hikayesidir. Şah-ı Geylani de gerçektir, Ali Heyti de gerçektir, çalgıcı Ali de gerçektir. Peki Ali, madem aşıktın sana söz, ama şartım var. Söyleyin efendim, hangi şartsa kabul ederim. Öldü öleyim, Selma için ölürüm ben, her şeyimi veririm. Yapar mısın ne dersem? Yaparım efendim, tabii ki yaparım. Peki Ali, şimdi bak. Dediklerimi yapacaksın. Tamam mı? Anlaştık mı? Anlaştık efendim. Şimdi Bağdat'ın dışına çıkacaksın. Bir mağaraya gideceksin. Bir seccade bulacaksın. Seccadeni sereceksin. Seccadene oturacaksın. Allah diyeceksin. Ali Heyti bilmiyor mu? Çalgıcı Ali'nin kim olduğunu elbette biliyor. Kerametler deryası onlar. Elbette biliyor. Olur mu demeyin. Ben yaşadım bunu. Ankara'da Ahmet Kayhan dede vardı. O da böyle birisiydi. Bizzat yaşadım. Hayatımdan neler aldı, neler götürdü, neler verdi. O yüzden masal gibi dinlemeyin. Hele bir bak. Gideceksin Allah diyeceksin. Orada kim ne verirse versin almayacaksın. Ne yiyecek, ne para, ne pul, hiçbir şey almayacaksın. Sadece Allah diyeceksin. Kim gelirse gelsin. 40 gün bunu yapacaksın. 40 günün sonunda eğer bunu başarırsan sana Selma'yı getireceğim. Ama dediğim gibi ben sana haftada bir geleceğim. Senin yiyeceğini ve içeceğini ben getireceğim. Sakın başkasından bir şey kabul etme. Sadece Allah'tı. Yaparım efendim. Ne demek yani? Ben Selma'ya kavuşayım da 40 gün seccadede oturup Allah diyeceğim. Bundan kolay ne var? Ben ölürüm diyorum. Bütün hayatımı veririm diyorum. Söz mü? Söz efendim, söz. Hadi git.
Hadi git bir seccade bul, git mağaraya çök Allah de. Gerçekten olabilir miydi? Olur muydu böyle bir şey? Ali inanmadı. İnanılacak bir şey de değildi zaten. Koskoca padişah kızını 40 gün Allah diyeceğim seccadede, padişah da kızını bana getirip verecek, öyle mi? Olacak iş değildi bu. Ama olsun, ben aşkım için bir şeyler yapmalıyım. Sevmek budur. Tertemiz sevgin olmalı genç. Sevdin mi, tertemiz sevmelisin. Kalbinle sevmelisin. Oy oy. Genç kızlar, birisi size gelip de, bir delikanlı gelip de seni seviyorum derse bir bak ona. Eğer oburca yemek yiyorsa sakın onun sevgisine inanma. Midesi dolanların sevgisi sahtedir. Sakın inanma. Delikanlı, sen de birisine seviyorum dediğin zaman adam gibi sev. Bizim çalgıcı Ali gibi sev. Çalgıcı Ali gitti, bir seccade buldu. Seccadesi bile yoktu. Onun seccadeyle arası yoktu zaten. Aldı bir seccade, gitti Bağdat'ın dışında bir mağara buldu. Uzaklardaydı. Serdi seccadesini, Allah demeye başladı. Kafileler eskiden böyle dinlenme tesisleri yok tabii. Yani mağaraların gölgeliğinde kervanlar geliyor, halk orada dinleniyor. Bu Ali'nin seccadesini serdiği yere bir kafile geliyor, bir kervan. İçeri giriyorlar. Bir bakıyorlar ki tanımadıkları birisi. Bağdatlı çalgıcı Ali'yi kim tanısın? Hayatı gece meşk meclislerinde geçiyor. Gündüz yok ki Bağdat'ta, onu kim tanısın? Bir bakıyorlar ki boynu Allah diyor. Allah Allah, bir derviş gelmiş diyorlar Bağdat'a. Bir şeyler veriyorlar, acıkmışsındır diye elinin tersiyle itiyor. Yok diyor. Allah 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 Allah. Kervandakiler şaşkın. Hiçbir şeyi kabul etmiyor. Sadece Allah diyor. Kervan Bağdat'a gidiyor. Herkes, komşu duydun mu, Bağdat'a bir derviş gelmiş. Hey teyze kızı, duydun mu, Bağdat'a bir derviş gelmiş, hiçbir şeyi kabul etmiyormuş. Sadece Allah diyor. Bağdat'a bir derviş gelmiş. Velhasıl kısa zamanda halk mağaraya gidiyor, onu ziyaret etmeye başlıyorlar. Bilirsin bizim halkı üstad. Yani halk bir şeyi abarttı mıydı, artık onu evliya da yapar. Halbuki çalgıcı Ali bizim. Ama tanımıyor vatandaş. Öyle oluyor ki artık diyorlar ki ha işte oraya gidip de onun yanında dua edenler işte çocuğu olmayanlar çocuğu oluyormuş. İşte hastalıktan kurtulunuyormuş. Bütün hepsi artık orada derken padişahın sarayına kadar sirayet ediyor. Bir derviş gelmiş. Haftada bir Ali Heyti Hazretleri geliyor. Suyunu, ekmeğini veriyor. Onu görünce bizim çalgıcı Ali, Selma, Selma, Selma. Hani nerede Selma? Sabır evladım, sabır diyor. Bak 3 haftadır geliyorum. 40 günde olacaktı. 5. hafta. 35 gün olmuş. Sabır evladım, başardın. Bütün Bağdat'ta bu derviş konuşuluyor. Sarayda konuşuluyor. Herkes şaşkın. Tabii o zamanlar böyle değil. O zamanlar tabii bugünkü gibi sahte şeyhler de yok. O zamanlar gerçek şeyhler var.
gerçek aşıklar var diyelim Ali Heyti gibi. Yani diyor ki 5 günün kaldı, sabır evladım. Sana söz veriyorum, 5 gün daha sözünde durursan ben Selma'yı sana getireceğim. Peki. Bir ara verelim mi? Merak etsin. Olacak bir şey değil ama yani bilmiyorum olacak mı? Sevgili Abdullah Pak kardeşimiz, bakalım bize ne getirdi. Çok güzel aslında bir program şeklinde, hiç prova yapmadık da ama dert aynı olunca. Dert aynı olunca o zaman şöyle yapalım. Ben de hocamı dinlerken bir şiir, ama istiyorum ki biraz da nasihat olsun. Aynen. Bir de hocama top atacak şekilde olsun. Ha, hocam demeyecektik. Haşim abi demeyecektik. Öyle sözleştik. Gönlü güzel insan, evet. Bir Hasan abimiz var. Bir de Haşim abimiz şart koştu. Hocam demeyeceksin bana. Nasıl ya, büyük bir makam. Yani herkes hocalık taslamamalı. Hocalık büyük bir makam. O makamın hakkını verirsek biz, hocalar da o makamın hakkını verirler inşallah diye düşünüyorum. Her hoca da haşmaktan olamıyor ama. O da ayrı bir güzellik. O ayrı bir şey. O ayrı bir şey. Hocalık biraz ilim gerektiriyor. Evet. Yani ama bu gönüllere bakmada ayrı bir şey. Bizimki biraz gönül işi, aşk işi yani.
Aynı o şeyden devam edelim bak. Evet. Hak şerleri hayreyler. Zannetme ki gayreyler. Arif anı seyreyler. Mevla görelim neyler. Neylerse güzel eyler. Sen Hakk'a tevekkül kıl. Tevzif et ve rahat bul. Sabreyle ve razı ol. Mevla görelim neyler. Neylerse güzel eyler. Bir işi murad etme. Olduysa inat etme. Hak'tandır o, reddetme. Mevla görelim neyler. Neylerse güzel eyler. Sen adli zulüm sanma. Teslim ol, o da yanma. Sabret sakın, usanma. Mevla görelim neyler. Neylerse güzel eyler. Hiç kimseye hor bakma. İncitme, gönül yıkma. Sen nefsine yan çıkma. Mevla görelim neyler. Neylerse güzel eyler. Bir tane daha ister. Ne yapacağız? Bu kadar güzel olunca bir tane hemen. Aşka bağlasaydık biz burada. Çalgı Cani'nin aşkına bakalım Mevla işi nereye bağlamış. Aynen hocam. Oradan o zaman. Evet. Yani gerçekten olacak gibi gözükmüyor. Çalgıcı Ali sırf Selma için fedakarlık yapıyor. Yoksa inandığı falan yok. Olacak iş değil. Koskoca padişahın kızı, dağın başında bir mağara. Olacak iş değil. Bu ihtiyar adamın söylediği de teselliden başka bir şey değil. Ama Ali gerçekten aşık olmuş. Aşkı için her şeyi yapıyor. Yani sevdin mi böyle seveceksin. Gerçekten olacak şey miydi? Bağdat padişahının kızı Selma, Selma. Selma diye feryat ediyor Ali Heyti'ye. Hani söz vermiştin, nerede hani? Selma, ben onsuz yapamam, yaşayamam. Sabır oğlum, sabır diyor. Sarayda konuşuluyor bu mağaradaki derviş. Padişah diyor ki, ne oluyoruz diyor, bütün halk oraya gidiyormuş. Adamlarına diyor ki, ne yapacağız? Ya bir sahtekarsa, ya insanları aldatıyorsa, kandırıyorsa, ne yapacağız? Efendim diyorlar, bu mağaradaki zatın sahtekar olup olmadığını bilse bilse ancak Ali Heyti Hazretleri bilir. Ali Heyti Hazretleri'ni saraya davet edin diyor. Ali Heyti Hazretleri geliyor saraya, padişahın huzuruna çıkıyor. Buyurun padişahım, sultanım. Padişah durumu anlatıyor. Mağarada bir derviş gelmiş. Bütün halk ona gidiyor. Yani neredeyse 40 güne yaklaştı. Devamlı Allah diyormuş. Kimseden bir şey kabul etmiyormuş. Yani bu gerçekten sahtekar mı değil mi? Bunu ancak siz anlarsınız. Bakar mısınız? Ali Heyti Hazretleri hissesini çıkarmıyor. Bakarım efendim diyor. Tabii ki bakarım. Siz yeter ki isteyin. Ali Heyti gidiyor Ali'nin yanına. Bak diyor evlat. 40. gün padişah buraya gelecek. Sakın diyor. Padişah ne verirse kabul etme. Para verir, makam verir. Sakın ola. Hiçbir şey kabul etme. Tamam diyor. Tamam. Bak 40 gün dolduruyorum. Sözünde duracak mısın? Selma'yı bana getirecek misin? Padişah benim umurumda bile değil. Çalgıcı Ali için öyle. Velhasıl Ali Heyti saraya tekrar dönüyor. Padişah soruyor. Ne diyorsunuz mağaradaki bu derviş için diyor. Padişahım diyor. Mağaradaki derviş
Allah'ın salih kullarındandır diyor. Allah Allah. Bizim Çalgıcı Ali. Koskoca Abdülkadir Geylani'nin halifesi Ali Heyti Hazretleri. Çalgıcı Ali için nasıl böyle söylüyor? Salihlerdendir diyor. Allah Allah. Allah Allah. Velhasıl Ali Heyti öyle deyince padişah tabii diyor yani. Ali Heyti gibi bir zat salihlerden diyor. Hazırlanın diyor. Dervişin yanına bizzat ben gideceğim. Hazırlıklar yapılıyor birkaç günde. Mağaraya derviş vezirleriyle beraber giriyor. Ne olacak şimdi, az kaldı. Heyecan doruk noktada. Padişah geliyor. Ali hiç umurunda değil. Ali'nin gözü Selma'yı, başkasını görmüyor ki. Allah 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 demeye devam ediyor. Padişah tabi hazineler getirmiş. Ali'nin önüne seccadede, Ali'nin önüne bir tepsi altınlar, ziynetler, gümüşler önüne konuyor. Elinin tersiyle tepsiyi de atıyor, hepsini atıyor Ali. Ben diyor böyle paraya pula değer vermeyen birini ilk defa görüyorum diyor padişah. Eğiliyor. Ben Bağdat padişahıyım. Şehrimize hoş gelmişsiniz. Yani sizin gibi dünyaya değer vermeyen birisini ilk defa görüyorum. Bu kadar değer vermeyen. Bu kadar serveti elinin tersiyle iten. Benim böyle dünyaya değer vermeyen bir vezire ihtiyacım var. Benim vezirim olur musunuz? Onu da itiyor. Hayır diyor, senin olsun vezirlik. Allah 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 demeye devam ediyor. Para istemiyor, makam istemiyor. Ali Heyti'ye dönüyor. Diyor ki ya gerçekten böyle bir zat şehrimize gelmiş. Bizim için bu çok önemli. Ya bu zatın buradan gitmemesi için, bu şehirde kalması için ne yapmalıyız? Bana bir akıl ver. Ali Heyti Hazretleri diyor. Ali Heyti Hazretleri dönüp padişaha diyor ki, padişahım, eğer bu zatın Bağdat'tan gitmemesi ve yanınızda kalmasını istiyorsanız bir tek şekilde olabilir. Nasıl olur söyle diyor. Ancak diyor, kızınızın nikahını verin buna. Böylece sizin damadınız olur. Böylece hep sizinle kalır. Padişah bir düşünüyor. Gerçekten bu kadar ihlaslı, bu kadar samimi, dünya umurunda olmayan böylesine ihlaslı birisine kızını vermek kolay bulunur bir damat değil yani. Padişah eğiliyor, Çalgıcı Ali'ye diyor ki, lütfen diyor, kabul eder misin? Benim Selma isminde bir kızım var. Onun nikahını sana versem bizimle kalır mısın? Lütfen bizimle kal, gitme buralardan. Ali şaşkın. Ali neye uğradığını bilmiyor. Ellerini açıyor. Allah'ım diyor, sadece bir kız için, senin için de değil, sadece bir kız için 40 gün adını söyledim diye padişahları ayağıma getirdin. Sevdin mi böyle seveceksin. Sevdiğin için bir şey yaptın mı böyle yapacaksın. Ay bu aşkı kaybettik. Sadece 40 gün bir ömür bile değil. Sadece 40 gün hem de bir kız için senin adını söyledim diye padişahları ayağıma getirdin. Eğer sadece senin için, senin adını sadece senin için söyleseydim, kim bilir neler yapacaktın bana. Padişaha dönüp diyor ki, kız da senin olsun, Selma da senin olsun. Ben artık Allah'ı istiyorum. Allah'ı, Allah'ı. Aşığım Mevla'ya,
Düşmüşüm sevdaya, bakmazam sivaya. Allah'ım Allah, Allah'ım Allah. Aşığım Mevla'ya, bakmazam sivaya. Düşmüşüm sevdaya, Allah'ım Allah, Allah'ım Allah. Allah'ım Allah, Allah'ım Allah. Ağlayan gözüme, inleyen özüme, inanın sözüme. Allah'ım Allah, Allah'ım Allah. Allah'ım Allah, Allah'ım Allah. Hep seni ararım, haktadır kararım. Allah'ım Allah, Allah'ım Allah. Allah'ım Allah, Allah'ım Allah. İnandım Kur'an'a, ilahi fermana. Gelmişem dermana. Allah'ım Allah, Allah'ım Allah. Allah'ım Allah, Allah'ım Allah. Edeceğiz, bitireceğiz inşallah. Ama devamını inşallah her pazar akşamı evlerinizde bizi konuk ederseniz Kanal 5 ekranlarında bu muhabbete, bu kardeşlerimize, yeni yeni konuklarımızla, gönlü dolu insanlarla. Cenab-ı Allah'ın ne kulları var, ne güzel kulları var. Haşim Aktan abimiz, Haşim Aktan abimiz, gözyaşı gecelerinden tanıdığımız değerli büyüğümüz bugün bize şeref verdiler. Teşekkür ediyorum izleyicilerimiz adına. Rabbim nice senelerde daha gözyaşlarımızı akıtmasını, gönüllerimize hitap etmesini nasip etsin. Abdullah Pak kardeşime işlerinde başarılar diliyorum. Bir nebze de olsa katkıda bulunduğu çok güzel bir renk kattı. Cenab-ı Allah yolunu açık etsin. Tadımlık oldu. İnşallah bir daha alırız muhakkak. Allah razı bekleriz. Olsun. Tüm dostlara da buradan baki muhabbet de diyelim. Haşim abimizle de daha çok muhabbet edeceğiz. İnşallah bunu saymıyoruz biz de. Anadolu'da öyle derler. Bunu saymadık. Bir daha bekleyeceğiz buraya. Gününüz hayır olsun. Geleceğiniz aydınlık olsun. Kardeşlerimizden Allah razı olsun. İlahinin devamıyla finale gidiyoruz. Haftaya veya pazar günleri diyelim. Pazar günleri 20-15'te görüşmek ümidiyle Allah'a emanet olun.